Selam. Daha önce Gelecek Yerli Yapımlar adlı videomuzda Burcu Biricik'in yer aldığı Fatma isimli diziden bahsetmiştik. Merakla beklenen dizi sonunda Netflix'te yayınlandı. 6 bölümlük dizinin tamamını izleyip inceledik. Şimdi videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videoda dizide olan biten her şeyi anlatıyoruz. Yani sonra yok niye spoiler olduğunu söylemiyorsun falan demeyin. Bu dizide Özcan Deniz'in Senkon adlı dizisinde yaptığımız gibi bir challenge yapacağız. Fatma toplamda kaç kişiyi öldürdü? 6 bölüm boyunca neler yanıtsız kaldı? Ve gözden kaçırılan detaylar nelerdi? Bunları yorumlarda belirtmenizi istiyoruz. Ekperi o şekilde öldürmesine gerek var mıydı mesela? Bunları cevaplayıp yorumlarda tartışabilirsiniz. Şimdi geçelim dizinin kadrosuna. Dizide Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Sezen, Şehsuvar Aktaş, Didem İnselal ve Mustafa Konak yer alıyor. Dizi ise Fatma'nın sorgusuyla başlıyor. Birçok kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Kocası Zafer hapse girip çıktıktan sonra kaybolmuş. Fatma'nın telefonları çalıyor ama karşı taraf asla ses vermiyor. Fatma bir yandan evlere temizliğe gidiyor. Bir yandan da kocasını arıyor. Mahalleli kocası Zafer'i sevmiyor. Fatma'yı da hiç kimse ciddiye almıyor. Fatma'nın abi dediği adam bir gece Fatma'nın kapısına dayanıp rahatsız ediyor. Oradaki flashbacklerde anlıyoruz ki daha önce küçükken de bir şeyler olmuş. Uğur Yücel ise bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Fatma ona da temizliğe gidiyor ama aralarında hoş bir samimiyet var. Dizide sabah programlarındaki olaylar için genel yorum ise böyle olaylar alışıldık değil alıştırıldık şeklinde. Temizliğe gittiği ofiste ise kocasının eski patronu olan Bayram çıkarken kasayı açık bırakıyor. Fatma ondan kocasını arayıp bulması için yardım istiyordu sürekli. Bir de paradolu kasayı neden açık bırakıp gidersin ki? Fatma patronunun eski ortağının Zafer'i tanıdığını öğrenince Şevket denen adamın yanına gidiyor. Adam Fatma'nın Zafer'in karısı olduğunu öğrenince borcuna karşılık gerekirse seni satsın diyerek üstüne gidiyor. Burada da öğreniyoruz ki Fatma'nın otistik bir çocuğu varmış. Fatma baskı altında daha fazla dayanamıyor ve Şevketi vuruyor. Açık gördüğü kasadan silahı almış yani. Fatma o kadar bezmiş ve bunalmış ki hiçbir şeyi umursamadan Bayram'ın yanına gidip silahı masaya bırakıyor. Polisler arama için gelince de çaktırmadan gidiyor. Daha sonra çalıştığı AVM'den polisler gelip Fatma'yı alıyor. Kimse gerçekten kimseyi dinlemiyor. Fatma suçunu itiraf edecek. Anlatıyor anlatıyor. Amir diyor ki evet ne diyordun ablacım kocan nerede? E, hal böyle olunca Fatma olan biteni anlatmaktan vazgeçiyor. Fatma'yı izleyen her fırsatta karşısına çıkan bir adam var. Adam aslında bir nevi kiralık katil. Zafer'in eski iş arkadaşı ve Bayram'ın adamı. Fatma'ya Şevket'i öldürdüğü için para getirmiş ama Zafer'in ona da çok fazla borcu var. Fatma'ya tren istasyonunda artık bu tip kirli işleri sen yapacaksın, tetiği sen çekeceksin diyerek sıkıştırıyor. Fatma ise tren geleceği sırada adamı önüne itiyor ve öldürüyor. Bir günde iki kişi. Fatma'nın kız kardeşi Emine'nin hali vakti yerinde ve çok ayrı kişilikler. Gerçi o Mine ismini kullanıyor. Aralarında da büyük bir kopukluk var. Bayram kendi işlerini Fatma'ya yaptırmak istiyor. Bunun sebebi ise Fatma'nın görünmez olduğunu düşünmesi. Şimdiki mevzu ise Fatma'nın çalıştığı AVM'de bir arsa sahibini öldürmek zorunda olması. Bayram ona uyuşturucu getirdi ve Fatma'nın o adamın masasına bırakması gerekiyor. Öte yandan Fatma'nın abi dediği ve gece kapısına dayanan İsmail Fatma'nın evini satacağını söylüyor. Fatma konuşmaya gittiğinde kahvenin önünde peşimi bırak artık diye bağırıp Fatma'yı mahcup ediyor. Akşam ise yine Fatma'ya sulanıyor. Daha sonralarda Bayram'ın sekreteri Şevket'in ölümünden kendini sorumlu tutup polise gidiyor ve Fatma'ya adresi verdiğini söylüyor. Fatma'yı ise evine giderken evdeki cenazeye denk gelişle görüyoruz. İsmail'in cenazesi. Tabii Fatma insanlar kendisi için geldi sanıyor. O an cenazeyi düşünmüyor. İsmail daha önce Fatma'yı çalıştığı şantiyeye çağırıyor. Fatma da konuşmak için gidiyor tabii. 17. katta konuşurken İsmail yine sarkıntılık yapıyor. Fatma oradan giderken vidanjörün sesini duyuyor. Gelen sessiz telefonların arka planındaki sesin aynısını duyunca onu arayanın her seferinde İsmail olduğunu anlıyor. sinir krizi geçirip bağırıp çağırıp İsmail de dayanamayıp inşaattan aşağıya yeterek öldürüyor. İyice alışkanlık yaptı bu da. Fatma gitgide daha da öldürmeye meyilli oluyor. İsmail'in çalıştığı yerdeki avukat Sidar, Fatma ile oğlunun ölümüyle ilgili konuşmak istiyor. Fatma'yı dinlemediklerini ve haklarını savunması gerektiğini söylüyor. Fatma'nın oğlu Oğuz bir kazadan dolayı ölmüş ve açılan davada Zafer kan parasını kabul edip davayı kapattırmış. Fatma, Zafer'in oğlunun öldüğünü bilmediğini sanıyordu. Anladığımız kadarıyla Zafer kan parasını alıp kaçmış. Zafer oğlundan otizmle olduğu için bunca zaman hep utanıyormuş. AVM'ye yine polisler gelince avukatla beraber otoparka gidiyor. Bayram'ın onu öldürmesini söylediği Ekrem'i de otoparkta görüyor. Fatma yazarla konuşurken ona açık açık birini öldürdüğünü söylüyor. Adam diyor ki: "Hayır, oğlunu sen öldürmedin." Yine hiç kimse ciddiye almıyor. Fatma kardeşiyle buluştuğunda küçükken ahırda yaşadıkları akıllarına geliyor ve yine kavga edip ayrılıyorlar. Dönüşte Bayram'ın adamı Fatma'yı alıyor. Yine tehditler ve Ekber'i öldürmesi gerektiğini söylüyor. En sonunda kabul edip Ekber'in yanına gidiyor. Bayram'ın verdiği uyuşturucuyu veriyor. O sırada Ekber'in genç sevgilisi yarı çıplak bir şekilde geliyor. Fatma olan biteni anlayınca onunla konuşuyor ama kız çok dik başlı. En son o da dayanamayıp Ekber'in pisliklerini anlatıyor. Sonra Ekber kıza saldırıyor. Fatma yaşadıklarını hatırlayınca Ekber'i kendine çekecek bir şeyler yapıyor. E tabi Ekber'in kafası güzel olduğu için çok çabuk yönlendirilebiliyor. Tenha bir yere çekince boğuşuyorlar. Önce elindekini birkaç kere saplıyor, ardından boğmaya kalkıyor, sonra kafasına sopayla vuruyor, en son yine defalarca sopayı saplayarak öldürüyor. Fatma aslında zeki bir kadın. Olaylara ve durumlara çok çabuk adapte oluyor. Bayramsa Ekber'in planladıklarının dışında öldürüldüğünü öğrenince adamına Fatma'yı da öldürmesini söylüyor. Fatma ise benzinliğe sığınıyor. Dizi de otizmli çocukların eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları, öğretmenlerin ihmallerini, velilerin anlayışsızlıklarını çok güzel anlatıyorlar. Benzinlikte ise kasiyer onların şüpheli hareketlerinden dolayı polislere haber veriyor ama hiçbir işe yaramıyor. Oradan zorla çıktıktan sonra ormanda bir kovalamaca başlıyor. Bayağı bir koşuşma sonrası Fatma silah sesinin etkisiyle düşüyor. O sırada gördüğü anılardan öğreniyoruz ki oğlu Oğuz ile karakoldan dönerken gelen bir sessiz telefona cevap veriyor ve Oğuz o sırada elinden fırlayıp yola atlıyor. Ona çarpan çocuk ise Fatma ile konuşmaya gelen avukat Sidir'in patronunun oğlu. Zafer davayı kapattırmak için parayı onlardan alıyor. Fatma ise bunca zamandır Bayram ve adamının Zafer'in yerini bildiğini öğreniyor. Zafer köydeymiş. Silahın yerini öğrenmek için Fatma'yı sıkıştırdıktan sonra silahın evin yanındaki bir yerde olduğunu söylüyor. Oğlunun ölümüyle ilgili ileri geri konuşunca adam giderken Fatma başından beri çantasında olan silahı çıkarıp adamı vuruyor. Yine aynı bezinlikten yardım isteyerek yola koyuluyor. Fatma köye gitmek için hazırlanırken peşine Kadriye de takılıyor. Emine de bir yandan Fatma'yı arıyor. Polisler de artık iyice Fatma'dan şüpheleniyorlar. Kadriye'nin Zafer'in kan parasını aldığını bildiğini öğrenince çok sinirleniyor. Bu arada Kadriye şeker hastası ve sürekli insülin kullanıyor. İğneyi hep Fatma yapıyor ama bu sefer sinirden iğnenin ayarını en sona getirip vuruyor. Polisler otobüse durdurduğunda Kadriye ölmüş oluyor. Fatma cam kenarına bilet almıştı ama Kadriye şekerim var diyerek oraya geçmişti. Polis kontrolünde cam kenarında ölen Kadriye'yi Fatma sanıyorlar. Kimliği de eski olduğu için ucuz yırttı yani. Otobüsü bırakıp bir tır atlayıp yola devam ediyor Fatma. Bayram ise Emine'yi tehdit ediyor ve en son tekrar buluşuyorlar. İşler tam tersine dönüyor ve Emine çok güzel bir şekilde bayramı tehdit ediyor. Fatma Zafer'in tam olarak köyde nerede olduğunu da öğreniyor. Zafer'in karşısına geçip oğlunun öldüğünü söylüyor. Zafer ise üste çıkıyor hiçbir suçu yokmuş gibi. İstismarı uğramasını bile yüzüne vuruyor Fatma'nın. Pazarın ortasına bağırıp çağırırken silahı görünce Zafer hemen elinden alıyor. Polisler gelince Fatma Zafer'e bu silah senin de ve bir sürü kişiyi öldürdüm artık parmak izlerim var diyor. Yoldayken telefon ettiğinde polisleri aramış. Böylece Zafer hayattan alacaklarını bırakıp polislerle gitmek zorunda kalıyor. Fatma son bir işim kaldı diyerek tekrar aynı tırla İstanbul'a geri dönüyor. Kazada sözde Oğuz suçlu olduğu için kasko şirketi aracın hasar parasını Fatma'dan isteyince Fatma daha da çıldırıyor. Emine ise bayrama oyun oynayarak onu polislere yakalatıyor. Tabii ceza almasını sağlayacak şekilde değil uzaklaştıracak şekilde. Fatma kazanın sorumlusu olan iş yerine gidip yangın alarmını çalıştırıyor. Ardından çay ocağındaki gazı açıp etrafa yanıcı madde saçıyor. Ofisi de ateşe veriyor. Burada yandığına en çok üzüldüğümüz şey Macbook Pro'lardı. Ofiste bir patlama oluyor ve sonrasında polis Emine yarayıp Fatma'nın öldüğünü söylüyor. Tabi teşhis için gittiği yerde Kadriye'nin cesedini görüyor. Fatma bir şekilde kurtulmuş. Sider ise onun avukatlığını yapıyor. Emine, Fatma'dan haber alabilmek için yazarın evine gidip konuşuyor. Küçükken başlarına gelenlerin etkisinden bahsediyorlar artık Fatma'nın yanında olmak istediğini, kaçtığı şeyleri konuşmak istediğini söylüyor. Tabi bu sırada Fatma hala sorguda. En son ise dizinin en başına dönüyoruz. Önceki cinayetleri için onu yakalatacak bir kanıt olmadı ama ormanda vurduğu adamla benzinlikteki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Fatma tuvalete giderken benzinlikteki kadını görünce olan biteni anladı ve kaçmaya çalıştı. Emine ile karşılaşınca çatıya doğru çıktı. Çatıda Fatma atlamak üzereyken Emine ile konuştular. Sonra Fatma oğlunun öldüğü gün onu ittiğinin farkına vardı. Sonra kendini boşluğa bıraktı ve bir arabanın üzerine düştü. En son Fatma'nın nefes almasıyla dizi bitti. Şimdi bizim yorumumuza gelirsek eğer, dizide karakterlerin hepsinde bir sıkışmışlık hakimdi. Fatma'nın karakter gelişimi ise sonlara doğru oturdu. Oyunculuklar çok güzeldi. Yüzlerindeki her duyguyu hissettik diyebiliriz. Şöyle de bir sorun vardı. Fatma başlarda oğlunu kaybetmiş bir anne gibi değildi. Kocası ön plandaydı. Yakın zamanda oğlunu kaybetmiş gibi biri değildi yani. Çocukluğunu gördüğümüz kısımlardaki Fatma'nın karakteri ile yetişkin Fatma'nın karakteri arasında da çok ciddi tezatlıklar vardı. Çocukken daha cesur ve farkındaydı. Fatma'nın çok zeki bir kadın olduğunu zaten düşünüyoruz ama bu yanındakilerin salak olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Saniyeler içinde kaybolabilen, sessiz sedasız profesyonel gibi kaçabilen bir temizlikçi mi? Kadın arabadan iniyor, yan koltuktaki adam fark etmiyor. Ormana kaçıyor, bir saniye önce ona bakan adamla aralarında fark açılmış. Yani dizide bazı şeyler Fatma'nın çok lehine kurgulanmış. Onun dışında ise sekreter polise gitti de ne oldu? Bazı karakterler sadece oraya konulmak için konulmuş gibiydi. Evlerine gittiği çocuklu anne gibi. Emine bayramı yakalattı ama sadece arabasına zorla bindiği için. Yani ne kadar ceza alabilir ki? Güvenlik kameralarının sadece Fatma'nın sırtını görüyor olması da güzel şans. Kimse anlamıyor ama 5 yaşındaki çocuk televizyondan görüp sendin diyebiliyor. Bazı çekim hataları da var tabi. Devamlılık konusunda bazı yerlerde sıkıntılar yaşamışlar. Yazarın dizideki adını bir tek biz mi duyamadık yoksa hiç söylenmedi mi? Bunu da yorumlarda belirtseniz seviniriz. İlk 1-2 bölümdeki durağanlık yerini daha heyecanlı bölümlere bıraktı. Son bölümlerinde ise otizm farkındalığı çok güzel konu edinmiş ve insanların duymak istemediği her şeyi söylemişler. Fatma eksiklikleriyle de olsa izlenebilir güzel bir dizi olmuş. Burcu Biricik bu kadar gündemdeyken ve son dönemde hep sorunlu karakterlere hayat verirken bu dizide de bu tercihin doğruluğunu bir kere daha kanıtlamış. Fatma'yı izleyin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Challenge'da es geçmeyin.